Herkese selamlar. Chessable Masters turnuvasından harika bir oyuna hoş geldiniz. Azeri Superstar Mamed Yarov karşısında dünyanın en genç büyük ustası Abhimanyu Mishra var. Adeta kuşakların çarpışmasını izleyeceğiz. Bu arada kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı video bittikten sonra eklemeyi unutmayın. Mamed Yarov beyazlarda ve ilk önce E4'te oyuna başlıyoruz. C5 Mishra Sicilya'yı seçiyor ve ilk sürpriz hemen geliyor C3 Mamed Yarov'dan. Mamed Yarov genç ustayı hemen kitabın dışına çıkarmak, onu ev hazırlıklarından uzak tutmak istiyor ve alapin varyantını seçmiş oldu böylece. At F6 en fazla oynanan hamle siyahlar tarafından. E5, at D5, her şey gayet normal şimdilik ve fil C4 geliyor. Mamed Yarov burada en çok oynanan D4'ü ya da at F3'ü kullanmıyor. Yine kitabın dışına çıkmaya çalışıyor. At B6, ver fili, fil B3 ve D6. Bu hamle bilgisayar tarafından gayet beğenilen bir hamle. Belli ki Mishra biraz bakmış bu varyanta, fakat açılış kitapları burada C4 hamlesinin ya da at C6 hamlesinin daha fazla tercih edildiğini gösteriyor ustalar arasında. Bakalım D6 bilgisayar hamlesi sonrasında neler olacak. E alır D6, vezir D6 ve at F3. Şimdi C4, ver fili diyor. At piyon tuttuğu için fil kaçmalı ve vezir E6. Buraya kadar database'lerde artık az sayıda kalan oyunlar takip edilmiş oldu. Ve bu şahla birlikte Mishra veziri değişmek ister misin diye soruyor. Yoksa rokunu bozacaksın şahını kaçarak. Ve şah F1 oynuyor Mamed Yarov'da. Tabii ki Mamed Yarov için vezir değişimi bu kadar erken istenecek bir durum değil. Çünkü o hücum seviyor ve vezire ihtiyacı var. Onun tarzı zaten böyle. G6 fili gelişip böylece buraya rok atmak istiyor şimdi ve B3 geliyor. Böylece Mamed Yarov amacına ulaşıyor. Hem açılış kitaplarında, database'lerde hem de bilgisayarın ilk tercihlerinde olmayan yepyeni bir hamle oynadı. Böylece artık iş daha çok oyuncuların gücüne kalmış oluyor. Tabii bir taraftan da tecrübesine. Fil G7, at A3. C4'e baskı kurarak atını geliştirmiş oldu. Mishra piyonları değişiyor ve Mamed Yarov fili alıp tempo da yapabilirdi. Ama merkezde bir ilerleme istiyor. C4'ü ve D4'ü burada sağlamak istiyor bu şekilde. O yüzden piyonla destekledi özellikle C4 karesini. Bu arada bir de kalesi de bu yarı açık hatta oyuna etki etmeye başladı şimdiden. Kısa rok şah köşesine çekildi ve Mamed Yarov için ziller çalmaya başladı. Hedefin yeri belli oldu. D4 merkezi işgal etti şimdi Mamed Yarov ve fil artık oyuna girebilecek, çapraz açılmış durumda. At C6. Mishra güzel bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Şu anda hiçbir sorun yok henüz. H4. Madem kısa rok atmadım, o zaman yoklamaya başlayayım. H4 oynayabilirim. Arkasında kalem var. H5 istiyorum ve ilk yoklama böylece gelmiş oldu. Ve burada H5'te cevap geliyor Mishra'dan. Çünkü piyonun H5'e ilerlemesi hem kalenin hem de fillerin hatlarının daha da çok açılmasına yarayacaktı. Ve burada fil G5 geliyor. İlginç bir hamle. Fil şimdi E7 üzerinde bir baskı oluşturuyor. Fakat E7 zaten güzel bir şekilde vezir ve at tarafından tutuluyor. Amaç biraz da kafa karıştırmak ve taşı oyuna sokmaktı. Mishra vezir D7 oynuyor burada. C4 ve sonrasında D5 ile gelebilecek çataldan kaçınmış oldu böylece. Ve E6 sürüşünü hedefliyor D5'in kontrolü için. Vezir E1. Bir taraftan E7'ye yalancı bir baskı var. Çünkü orası şu anda gayet güzel tutuluyor. Ve bir taraftan da kalesi için D1'de yer açtı ve Mishra'yı da bu hamleyle aslında biraz Tonga'ya düşürüyor. Mishra E6'sını oynuyor ve D5 karesini korumaya alıyor. Fakat bu hamleyle siyah kareler çok fazla zayıflamış oldu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve bütün yük G7'deki kahraman siyah filin üstüne yıkılmış oldu. Mamed Yarov gibi süper GM'ler bu tip küçük kanamaları görünce adeta bir köpek balığı gibi kokuyu alır, kalın kokusunu ve rakibinin üzerine gider. Bakalım ne yapmış. Kale D1 geliyor. Burada belli ki
Başka fikirler de kullanılabilir. Mesela kale H3, kale G3 gibi. Ama merkezden oynayacağım diyor. Bunu belli ediyor. At D5. İlginç bir hamle burada Mişra'dan. Aktif olmaya çalışıyor. Taşını merkezde tutmaya çalışıyor. Fakat şöyle bir sorun var. Şimdi C4 yapılınca ki bu zaten Mamedyarov'un yapmak istediği bir hamle. Tempo kazanmış olacak bu sürüş ve D5'i daha hızlı bir şekilde yapabilecek. Merkezi daha hızlı bir şekilde açabilecek. Burada bekleme hamlesi tarzı bir hamle yapılmalıydı. Mesela A6 olabilir. Şimdi C4'e vezir C7 mesela. Kalenin hattından da çekilip vezir kanadında oynamaya çalışabilirdim Mişra. Fakat at D5, C4'de tabii ki hemen izin verildi tempoyla ve şimdi yine önemli bir karar verilmesi lazım. Aktif olmaya devam edeceksin, savunmaya mı döneceksin? Burada at F6 tercih edilmesi lazım çünkü savunma gayet zayıf ve burayı bir şekilde desteklemesi lazım. Belki de at G4'ü tutmak için buraya gelmeli fakat at B4'e gidiyor. Fikir olarak çok mantıklı. Eğer bu fiilden kurtulursa G6'dan sürpriz fedaları düşünmek zorunda kalmayacak ve kendisindeki kötü beyaz file karşılık rakibindeki bu iyi beyaz filden de kurtulmuş olacak. Fakat Mamedyarov bu fili vermiyor tabii ki ve file E4 oynuyor. D5 sürüşüyle şu anda tehdit etmiş oldu. Burada C6'daki at da bir yere giderse B4'teki at da düşmüş olacak. Ve Mişra bu yüzden A5 oynuyor. Çünkü D5'ten sonra at bir yerlere gitmek zorunda kalabilir. Fakat bundan daha çok düşünmesi gereken kale ile vezirin aynı hizada olmasıydı. Ve file E4'e vezir C7 biraz daha iyi olurdu. Şimdi D5 gelirse E alır D5, C alır D5'e. Tamam atı istiyoruz. At kaçınca buradaki at boşta kalacak. Fakat burada yine A5 oynanabilir. Ve burada atı bu şekilde bırakmak bilgisayarın da beğendiği bir hamle. Hele de maçtaki olanları düşünürsek çok daha iyi. Bu şekilde diyor bırak. Çünkü file A6'm var diyor. Kale E8'im var diyor. Kale B8'im var diyor. Oynayabilirsin bu pozisyonu diyor. Çünkü at kenarda kalmış. Henüz oyuna girmemiş vaziyette. Bir de rok atılmadığı için şah güvenliği sorun olacak. Fakat bu çok cesurca bir feda olurdu. O yüzden Mişra'nın A5'ini anlayabiliyoruz az çok. Ama bu B5 karesini bırakmış oldun. Artık A6 sürüşün yok. Ve at buraya yerleşti. Bakın çok önemli kareleri kontrol etmeye başladı böylece. Ve şimdi aradaki kalite farkı iyice ortaya çıkmaya başlıyor. B6 geliyor. Zaten yeterince zayıf olan siyah karelerin vardı şah kanadında. Vezir kanadındaki beyaz kareleri de şimdi zayıflatmaya başladım ve at otomatik olarak şu anda açmazda kaldı C6'daki at arkadaşlar. Ve bundan hemen faydalanmaya çalışıyor. At E5. Sanırım Mamedyarov hiç düşünmeden oynamış olmalı bu hamleyi. Ata basıyor ve G7'deki fil ona vursun diye onu tahrik ediyor. Böylece bu sefer de şah kanadındaki siyah kareler zaten zayıftı. Hiç koruması kalmayacak. Tabi bu arada vezire de basıyor aynı zamanda. Ve şimdi eğer at alınırsa D alır E5. Açarak saldırı yapacağız vezire. Ve iki karesi var. E8 ve B7. Şimdi diyelim ki B7'ye gitti. Maçtaki gibi. Fil F6 var. Ve ne dedik? Koruyucu gitti. Şimdi vezir E3. Sonra vezir H6. Bu fikri nasıl engelleyeceksiniz? Engellemek çok zor. Sadece bu da değil. At D6 mükemmel bir kare. Kalenin gelişleri harika. Bunları engelleyemezsiniz. Bir diğer seçenek de fille almak değil de atla almak. At E5 yap. Bu zaman da bu sefer de D alır E5 yine açarak saldırır. Vezir mesela bu sefer de E8'e gidebilir ama çatal var. Bu sefer de. Şimdi B7 fil tuttuğu için oraya gidemedi vezir. E8'e gidebilir. Bu sefer de çatal oldu. Peki oyuna dönelim. Oyunda ne oldu? Ata dokunmadı Mişra ve direkt vezir B7 oynadı. Direkt vezir B7 oynandığında bu sefer taşlarının çoğu vezir kanadında kaldığı için şah kanadında hücum başlıyor ve sıkıntılar ortaya çıkıyor. G4. Şimdi bu piyonu alsam bir dert, almasam bir dert. Bir piyon kapıyı çaldı ve Mişra piyonu alarak devam etmeyi seçiyor.
aşılır G4. Şimdi at G4 dönüp eğer piyonu alırsa ben de F5 oynarım diye düşünüyor burada Mişra. Çatal atarım diyor. Ama Mamedyarov piyonun değil şahın peşinde. O yüzden cevabı çok sert oluyor. H5 geliyor. Harry iş başında artık kapıya dayandı. Mamedyarov o korunaklı kalenden çık diyor şaha. Ve burada tabii ki piyonu almak bir çeşit intihar. Onu gösterelim. Eğer G alır H5 olursa kale H5. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde H hattını açık bırakamazsınız arkadaşlar. Fil H7'ler var. Vezir dolaşıp gelebilir. Vezirin gelmesine bile gerek olmadan oyun burada bitebilir. O yüzden H5'e F5 ile hemen cevap vermek durumunda kalıyor. Az çok zorunlu ama çok iyi değil yine. Çünkü G6 da boşta kalıyor. Yani zorunlu gibi gözüken bu hamle de çok iyi değil. Çünkü G6 da boşta. Ve fil G2 ile Mamedyarov filini güvenceye aldıktan sonra rakibini soruyor. Burayla nasıl ilgileneceksin? Bakalım ne oynamış? At E5. Niye? Çünkü G6'daki baskıyı ancak bu şekilde kaldırabilir. C6 üzerindeki atın üstündeki baskıyı da kaldırması lazımdı. D alır E5 ve vezir H7. Vezir savunmasına geldi. G6'yı korumaya geldi. Ama bir bakın. Bütün siyah kareler şu anda pert olmuş durumda. Ve vezir kanadı da büyük bir baskı altında. Buradaki açmazdan dolayı. B5'e at oturmuş. Her an D6'ya geçebilir. D hattı açık at. Orada da kalesi var. Tahtanın kontrolü tamamen Mamedyarov'da ve net olarak siyahlar için kayıp. Mişra oynamaya devam edince Mamedyarov'da tehditlerin boyutunu arttırıyor. Vezir D2 oynuyor. Şimdi fil F6 ve sonra vezir G5 gelmek oyunu zaten beyazlara getirir. Fakat Mişra ateşle oynamaya devam ediyor ve G alır H5 yapıyor. Buraları iyice açıyor. Sonunda kurtuldu kendi G6 zayıflığından ve bu beyazların kalesinin yolunun açılmasına da şimdilik engel olmuş oldu. Çünkü H alır G5, G6 beyazlar da alabilirdi. Bunu şimdilik engelledi. Fakat burada fil H6 geliyor Mamedyarov'dan. Şimdi diyor ki hem ben piyonu istiyorum çünkü veziri yolunu kestim, piyonu korumuyorsun. Hem de ver kaleyi diyorum. Ve bu şekilde asıl problem ortaya çıkıyor. Şahın etrafında şahı korumak için bulunan kale ve vezir de aslında pek bir işe yaramıyor. Ve burada kale de hareket edemez. Örneğin kale E8 oynandı diyelim ki. Vezir G5, şah H8'e vezir F6 var ve mat olmanıza çok kısa bir süre kaldı. Vezir kapatamıyorsunuz. Şah G8'e kale H5 gelecek ve sonrasında da kale G5 var. Buna çare yok. Önüne saçma sapan taş koyabilirsiniz ancak oyunu uzatmak için. O yüzden Mişra kalesini kaçmamalı. Fakat kale F7'ye kaçıyor. Belki de bir tecrübesizlikle ve Mamedyarov'un şov yapması için fırsat veriyor. Ve en sevdiğimiz geliyor şimdi. Bir vezir fedası. Vezir D8 arkadaşlar. Artık 8. sırada biz varız. Filimiz G7'yi tutuyor ve kale ve vezir adeta birer piyon gibi ne yapıyorlar? Şahın koridor matı olmasına yardımcı oluyorlar. Tabii ki at D8 alınabilir ama kale D8 geliyor Mamedyarov. Şimdi kale F8 zorunda kalıyorsunuz ve fil kale matı gerçekleşiyor ve Mamedyarov genç rakibine güzel bir ders vererek oyunu kazanmış oluyor. Gerçekten kalite farkını net bir şekilde gösteren bir oyun olmuş. Mişra belki gelecekte iyi yerlere gelebilir ama şu anda herhangi bir süper GM ile kapışacak güçte değil. Aralarda tek tük tabii ki sürpriz sonuçlar alabilir. Tabii sonuçta o da bir GM fakat Mamedyarov gibi efsanelerin seviyesine ulaşmak için daha çok çalışması gerekecek. Evet, videomuzu bitirelim. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Satrançla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.